Dursun, Makbule ablayla buranın nişanı varmış ha? Aile arasında yapay aile. Bütün mahalle davetli. Sabaha kadar gürültü var. Gece saat 11'de Osman Bey'i davet edirik ama aslında haberi yok. Nişan kıyafetini de mahalle bizde hazırlayarım. Harbiden mi? Ya Sertaç bırak. Yorgun mu ya? Devreler yanmış bunun. Sen bak bakayım bir şeyler gözüküyor mu? Bak. Yer gök UFO abi. Bir sürü yeşil adam. Sertaç, küçük ayı, büyük ayı bir şey gözükmüyor mu oğlum? Vallahi büyük ayı hangisi ki abi? Onun şekli... Oha! Ne oldu? Oha abi, inanamıyorum. UFO mu lan? Yok abi, UFO değil, doğal afet. Hortum mu geliyor lan? Yok Volkan, acayip bir hatun camın önünde soyunuyor abi. Ne? Çekil lan. Ay bu ne oğlum? Bence yabancı abi. Hiçbir Türk kadını bu kadar sellütsüz olamaz. Dursun, aklında bin yaşa oğlum. Sertaç gömleği çıkarıyor. Biraz da ben bakayım Volkan. Dur lan, ben sana canlı yayında anlatırım işte. Abi bu kadar görsel bir malzeme radyodan dinler gibi anlatılmaz ki. Sertaç. Ya bir baby doll'la kaldı kız oğlum. Ay ay ay, tüm perde de yok. Aa, büyük ayı geldi. Abi kadından sıkıldın, yıldızlara mı bakıyorsun? Hayır oğlum, herifin biri geldi, kocası galiba. Ayı gibi bir şey. Ne yapıyor bu, fırça mı atıyor kadına ya? Manyak. Bu kadına fırça atılır mı lan? Lan benim böyle karım olsun, baş tacı ederim, baş tacı. Ey maşallah. Ya beni delirtme Svetlana, şu perdeleri kapat. El alem seni seyrediyordur. Ya hangi manyak izleyecek? İnsan televizyon izliyor. Ya sen etrafta ne kadar ayı var biliyor musun hayatım? Bu işin teleskop alan sapıklar var. Ya saçmalama Cengiz. Biraz gevşe. Çok kıskançsın. Bak alacağım dürbünü kesin. Camlara çıkmış burayı kesen bir iki hıyar yakalayacağım, göreceksin. Ay, insanlar belki sokağa bakıyor. Nereden biliyorsun? O ne lan? O ne lan? Herif bana mı bakıyor? Gördüm abi, yandın. Oha lan, herif teleskopla burayı dikizliyor. Öldürürüm lan ben bu şişkoyu. Belki ufalara bakıyordu Cengiz. Nereden biliyorsun? Vallahi gidip döveceğim ben bunu. Cengiz lütfen, gecenin bu saatinde. Vallahi döveceğim. Şimdi de gökyüzüne bakma ayağı yapıyor uyanık. Sertaç, hala bakıyor mu lan, baksana. Ne bileyim ben abi, teleskopsuz çıplak göze gözükmüyor ki. Oğlum, sence yüzümü tanımır lan bu herif? Apartmanın yeri belli çünkü, kıpkırmızı duruyor apartman. Abi sen yıldızlara bakmaya devam et, çaktırma. Şş, amma fıstıkmış kadın ama. Bence insan olamaz o abi, harbiden uzaylı. Cengiz lütfen, problem olacak. Lütfen. İyi, peki. Yarın gider gündüz gözüyle bulurum ben onu. Sen de üstüne bir şey giy be. Ne oluyor abi? Yıldız kaydı. Ha, direkt dile. Elinin kör oldu. Lan bu herif takar mı ki acaba bana? Ne abi? İyidir Dursun. Hayırdır? Ya şu nişana kimle gideceksin sen? Niye? Aslı mı sorduruyor? Kesinlikle hayır. Şahsen bizzat kendim sorarım. Niye? Yalnızsan beraber gidelim diyeceğim. Beraber mi? Hep uzun boylu bir erkekle bir davete katılmak istemişimdir. Yok, ben herhalde Aslı'yı alırım Dursun. Tamam o zaman ben unutur, yanda körüsün. Günaydın. Günaydın hemşerim. Ben bu apartmanda oturan bir arkadaşımı arıyorum da daireyi bilmiyorum. Böyle uzun boylu, dev gibi. Kilolu, 30-35 yaşlarında. Ha o bizim bu... Bu apartmanın en kilolusu benim hemşerim. Nasıl ya? Şeker hastalığından. 4 ayda 40 kilo aldım. 40 kilo? 20 kiloydum ben, boylu oldum. Şu anda sadece yonca yaprağıyla besleniyorum.
Bizim bütün aile böyle. Biz Asya'nın eski kocuz. Biz de geleneksel gıdadır. Hatta saplarından nişan elbisesi yapayırık. Binaenaleyh Akbile Hanım'ın nişan elbisesini otobur herhangi bir çenli yemiş olabilir. Çünkü Volkan'ın hiç haberi yok. Peki. Oldu. Ben etrafa sorarım. İyi günler. Dursun. Canım durumum hiç iyi değil ya. Bu mu ya? Cem, bu çıkan kızlar kimdi? Bilmiyorum Volkan. Sen niye buradasın? Mangal kömürü var mı sende? Ya bak bir dakika Volkan. Biz Aslı'yla gayet dostça sinemaya gidiyoruz, tamam mı? Buraya gelip ne olduğunu öğrenmek için böyle uydurma sorular sormana gerek yok yani. Mangal kömürüymüş. Allah'ın meşesi. İşim gücüm yok da sizle ilgileneceğim ya. Allah Allah. Alo, Sertaç. Yok, kömür mömür yok oğlum burada. Bana bak, çok acayip bir şey oldu. Aşağı gelip anlatacağım şimdi. Ya oğlum bırak kömürü, idare edeceğiz artık ya, tamam. Sertaç, güzel uzaylılardan ne haber? Artık kısmetinize ne düşerse abi. O bahsettiğimiz hanım biraz riskli olmaya başladı. Bakacağız. Osman da gelecek. O da duymuş. Tanrı verdiğinde içi gitti ama Fataş'a söz vermiş gelemiyor. Selam beyler. İnanılmaz bir şey oldu. Bizim sarışın apartmanını gördüm oğlum. Yapma kardeşim. Hayal görmüşsün bence. Abi kapıyı bozmuş olmayasın bu kızla. Yok yok vallahi. 10 dakika önce gördüm oğlum. Göz göze geldik. Çok da güzel. Bayağı da etkilendim yani. Abi ne işi var kadının burada? Bilmiyorum Sertaç. Belki eve gitmiştir. Bir bakalım. Üzerindeki kıyafet aynıysa anlarız abi. Abi riskli iş. Ya kocası yine fark ederse? Vallahi ben o riski alıyorum ha. Zaten nişana kadar yengenizle görüşmeyeceğiz. Bir gözümüz bayram etsin kardeşim. Kaç. Ha, evet evet o. Aynı kıyafet. Allah'ım söylüyor. Ne? Allah'ım ne diyorsun be? Arkadaşlar. Ne yapacağız be kardeşim? İçeride bakalım be biraz. Volkan yak kalsana. Volkan kardeşim. Hadi Volkan hadi yalan olsun. Biz bakalım ya. Dur lan. Dur lan. Dur. Abi. Ha? Dur. Ha? Büyük ayı geldi. Sevgilim o herif söyle. Ne diyorsun sen Cengiz? Şiş koyu diyorum. Seni bugün o kırmızı apartmandan çıkarken görmüşler. Ne yapıyordun orada? Aa, yaşlı amca. Ziyaretine gitmiştik. Hangi amcaymış bu? Cengiz, beni rahat bırak. Bak yine perde rarı çık soyunmuşsun. Ulan teleskoplu lavuk oradaysa. Orada lan. Bakıyor lan. Oğlum ben seni var ya. Geliyorum lan oraya. Geliyorum lan. Şov bitti. Perde kapandı beyler. Ne oldu abi? Oğlum herif beni gördü. Kesin buraya geliyor. Canını seven kaçsın vallahi. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı.